Herkese günaydınlar. Şöyle kendime bol bol peynirli bir tost yaptım. Bu eriyen köyden getirttiğim kaşar vardı onunla. Gerçekten çok lezzetli kaşara bin basar yani. Peynirini de bolca koydum ki biraz da vitamin olsun. Dünden kalan sosis zaten vardı. Şunu boşaltmıştık, öylece getirdim işte. Yerim diye birkaç da böyle zeytinim var ve içecek falan da almak istemedim, yanına çay da demlemedim bugün ve yaprak dökümüm var her zamanki. Bana afiyet olsun. Ve biz yine dışarıdan geliyoruz. Daha doğrusu bir 5 dakika şeyi parka çıkarayım dedim. Aile çok yalvardı. Hadi dedim çıkalım azıcık böyle yürüyüş için. Evimin önü zaten. Ondan sonra da yağmur yağınca geri binanın önüne geldik. Sonra bir BİM'e gittim işte. Canım inanılmaz ve günlerdir yaprak sarması istiyordu. Ama vallahi yapacak halim yok. Şundan aldım bir tane hazır. Yani her ne kadar sarma gibi olmasa da, ev sarması gibi, en azından nefsimi biraz körelsin diye bir tane sosis aldım. Belki dedim kızlarla şimdi acıktık, sosisli sandviç yaparız dedim. Bir tane Rus salatası aldım. Ya canım bugün böyle şey istedi. Pis şeyler istiyor. Kötü şeyler istiyor canım. Sağlıksız, tövbe estağfurullah. Bir tane şöyle çiğ köfte aldım. Yine BİM'in hazır sıkılmış. Fena olmuyor bunlar ya. Güzel oluyor yani. BİM'inkini denedim daha önce. Kötü değil. Şöyle şoktan da. Sonra bir tane şöyle sakız istemişti Ali, onu aldım. Sonra da şoka uğradık. Şöyle iki tane şu Today'lerden aldım onlara. Bir tane, üç tane de evde vardı. Biraz daha ilave edeceğim yemek için. Ay, adını getirmedim. Patlıcan aldım. Böyle yani. Şimdi bunları bir yıkayalım. Bakalım. Bir iki atıştıralım yani. Şuraya da çorba döktüm. Biraz önce çorbayı kapattım da gittim. Öyle. Hadi bize kolay gelsin. Ve ben yine mutfaktayım. Yukarıda yine Covid olan bir arkadaşım var. Ona bugün yemek yapacağım. Şöyle şey yaptım. Sabah kalktım, fırında patlıcan pişirdim. Yani kızarttım, fırında kızarttım. Şöyle de güzel bir harç yaptım arkadaşlar. Ona şöyle güzel bir karnıyarık yapacağım. Hatta biraz fazla almıştım şeyi. Kendimize de yaparım. Artık yarın mı yeriz, ne zaman yeriz bilmiyorum. Bugün başka bir şey planlıyoruz yemek için çünkü. Şimdi şu fırındakileri çıkarayım. Ay ay. Bitmeyen işler. Vallahi bitmeyen işler. Neyse, sağlık olsun da vallahi iş yapılır ya. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde. Patlıcanlarım kızardı. Hem yağ çekmiyorlar, hem daha hafif oluyor, hem de pratik oluyor. Ben böyle çok yağda kızartmayı falan uğraşmayı sevmiyorum. Bu şekilde gayet güzel oldu bence. Şunu bir şuraya alayım. Ocağın üstünde. Tamam. Şimdi şuraya bir tane daha koyacağım. Diğer üçü de bize kalır. Tamam işte, oldu bitti. Ne yavrum? Parka böyle gidebilir miyim? Git Alya. Etekle. Hemen şu ortalarını açıyorum. Bu arada tuz atmamıştım. Tuz atacağım. Vallahi çok da bir lezzet farkı olduğunu düşünmüyorum. Normal tenceredekinden. Çok yorum okudum, çok baktım tariflere. Genelde hep güzel tepkiler. Daha hafif olduğunu, daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Vallahi bugün böyle denedim işte. Şöyle güzelce de işlerini doldurayım. Yemeğim hazır olsun. Yanına da pilav ve cacık yapacağım. Vereceğim arkadaşıma inşallah. Şöyle bol olsun.
annem saçmalama, o ayakkabılarla parka mı gidilir? Yazlık ayakkabı giymiş. Sandalet giymiş, parka gidecekmiş öyle. Ne var? Hayır Aliya, neyi var? Ne var ne ya? İlkbahara girdik. Aliya, ilkbahara girdik de hava yağmurlu ve kaç derece bak. O ilkbaharda giyilmez, yazın giyilir Aliya. Yazın çocuğum. Tamam anne, bahar etek giyecek. Şaşırmış durumda çocuğum, teyzeleri. Anne, hı? Etekle gideceğim. Etekle git, altında kilot çorabım var ama evet. Öbür türlü o ayakkabı maalesef Aliyacığım. Bir zahmet. Hayır, kapının önünde bekleyemezsin o kadar zaman. Sarımsağını da bol koydum. Ben çok seviyorum sarımsaklı. Yani bu harçta sarımsağı çok seviyorum gerçekten. Hem etin o ağırlığını alıyor. Güzel oluyor yani. Patlıcana da zaten yakışıyor. Kıymaya da yakışıyor. Şu anda da inanın buram buram sarımsak kokuyor. Çok da lezzetli bir harç olmuşa benziyor. Bakalım. Evet, şimdi üzerine de domatesli biber koyalım. Hazır olsun bu. Domatesin de hiç rengi yokmuş vallahi. Hiç, sıfır. Anne. Evet. Aliya, bilmiyorum Aliya. Şöyle de biber dileceğim. Üstüne birer tane. Karnıyarım hazır. Suyunu vermeyeceğim. Arkadaşım artık yarın pişirecek muhtemelen bunu. Yarın pişirecekken hemen suyunu verir, fırına verir bu şekilde. Evet, şunu da kendimize yaptım arkadaşlar. Bu da yarın için. Artık bugün yemeyiz biz muhtemelen bugün, çünkü sosisli sandviç yapacaktık, malzemelerimizi aldık duruyor. Böyle yarın da bunu pişirip yeriz inşallah. Ve yine akşam olmuş vallahi, nasıl oldu inanın fark etmedim. Yani farkında değilim, nasıl akşam oluyor, nasıl kalkıyoruz, nasıl akşam oluyor farkında değilim. Çünkü tabii ki... Çünkü bu aralar gene bir tabii ki bu rahatsızlıktan dolayı da uzun süredir hatta hala uyku düzenim yok. Yani iyileştik çok şükür ama hala uyku düzenimiz bir oturmuş değil. Çünkü alıştık gece geç yatmaya, sabah geç kalkmaya. Hala bir onu oturtturabilmiş değilim. Ay, ne zaman oturacak bilmiyorum. Vallahi artık bugün eşim de söyledi. Kesinlikle artık dedi bugünden sonra en azından. Bir de bu aralar gece telefona takılıyor. Ne yapayım, televizyon, şu bu, telefon. Böyle iş yapamadığım için de çok fazla, yani böyle çok yorulamıyorum henüz hala. O yüzden de telefona çok sarmış durumdayım. Onu izleyeyim, bunu izleyeyim, şunu izleyeyim derken inanın saat 3 oluyor, 3.30 oluyor. Çok kötü bir şey. Hem gözlerim yoruluyor, aynı şekilde uykusuz kalıyorum. Ondan sonra uykusuz bırakıyorum. Kendi kendimi uykusuz bırakıyorum yani. Vallahi buna bir çözüm bulmak lazım. Bugün eşim de dedi artık duygu bir düzene gir yani, artık şey yap dedi. Gerçekten çok haklı. Bugün artık dedi dizi bitsen biter bitmez yatacaksın dedi. İnşallah dedim, bugün Masumlar Apartmanı var. Onu izleyince dedim artık yatağa gireyim hemen. Çünkü şey, uykuyla da çok alakalı gerçekten, bağışıklık ya da işte kendini daha iyi hissetmek. Uykuyla çok alakalı. Uyku düzeni olmayınca tamam, gene işte önceden de 10 saat uyuyorsam, işte önceden de 8 saat uyuyorsam gene 8 saat uyuyorum belki ama o saat dilimi şaşınca olmuyor yani. 3'te 4'te yatıp da 1'de kalkmanın da hiçbir anlamı yok. 12'de kalkmanın da hiçbir anlamı yok. O yüzden de bugünden itibaren inşallah düzenimi sokacağım. Gündüz görmüşsünüz, arkadaşıma yemek yolladım. Tekrar çekmeyi unuttum. Pilav yaptım yanına, cacık yaptım. Güzelce onları yolladım. Afiyet, bal, şeker, şifa olsun inşallah ona da. Ben asla kendi, Allah razı olsun. Onlar çok destek oldu. Yapıp yolladı, hep getirdi yani. Kahvaltıda olsun, akşam yemeğinde olsun. Canım arkadaşım inşallah şifa olsun ona da. Bir de eşim gelirken şey istemiştik ondan. Gündüz şu şeyi almıştım ben. Aç bitirden. Sonra eşim ağzıma geldi. Bir paket daha dedim şey yaptı. Akşam yemeğinde sosis sandviç yiyelim dedim. Şey de tadına baktık. Yememiştik. Duruyordu bu da. Sonra o da şu şeylerden almış. Pınar'ın uzun sosisinden almış sandviç deyince ben. Olsun, bu da iş görür zannediyorum. Asıl bunun oluyor zaten de. Diğeri uygun fiyatlı diye demiştim. Bu da neymiş? Bu da dana sosisiymiş. Olsun, danayı da yiyoruz.
gayet güzel oluyor. Bir paket bundan var, bir paket de bundan var. Şimdi bunları bir güzel tost makinesinde pişireceğim. Şöyle bir tane de sandviç ekmeği almış. Şöyle bir tane de kola istemiştim. Bir litre kola almış. Ve bugünkü akşam yemeğimiz bu olacak. Aslında dediğim gibi gündüz göstermiştim arkadaşıma yapınca, kendime de yapmıştım şey. Karnıyarık var aslında. Hatta dolapta dünden kalma pilavım da var. Az bir tavukla yanına. Ama onları vallahi yemek istemedik. Bugün sandviçe taktım. Bugün sandviç yiyelim diye. Onları da inşallah yarın yeriz. Öyle yani. Şimdi ben bunları bir hazırlayayım. Artık yavaştan acıktık. Ha, önce şey yapacağım. Şu hazır patatesler var ya, almıştım geçen alışverişte. Bunları ben şeyle yapmayı istiyorum. Deneyeceğim. Fırında yapmayı deneyeceğim. İnşallah olur, olmazsa da en kötü ihtimal denemiş oluruz yani. Yapacak bir şey yok. Bir iki videoda baktım. Yani var yapanlar, tadı tuzu nasıl oldu bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Şimdi bunu hemen fırına atacağım. Böyle yağlayıp hafif tuzlayıp fırına atacağım. Ondan sonra da bu pişince de hemen sandviçlerimi hazırlayacağım. Bizde kolay gelsin. Tamam, hadi bakalım bu gitsin fırına. Biraz önce kendi kendime konuşuyorum. Şarj bitmiş, hiç haberim yok. Nereye kadar konuştum vallahi bilmiyorum. Sosislerimi şöyle çizmiştim. Şöyle attım buraya hemen. Aslında bir paket daha alsaymışız da daha iyi olurmuş ama. Neyse, idare ederiz, yeter ya. Şöyle. Bunlar bir güzel şimdi kızarsın. Patatesim de kızarmak üzere, gayet de iyi oluyor. Olunca şimdi gösteririm size. Bu arada ne yapayım? Ben şunları açayım. Aralarına bu sofralarını koyayım, hazırlayayım. Anne, bu benim bir tane sosum. Tamam anne. Şunu hazırlayacağım hepsini. Doğru salatası istiyor musun? Az, evet. Az mı? Tamamdır. Bunlar çok az. Biraz daha sanki pişmeye ihtiyaçları var gibi. Pişsinler. Şöyle de Rus salatalarını koydum. İçlerine. Hepsine koymadım. Alya'nınkiyle benimkinin bir tanesine koymadım. Diğerlerine koydum biraz biraz. İşte soslarını da koyunca ketçap ve mayonez. Ondan sonra da acı biber götüreceğim içeriye de, isteyen tekrar alır üzerine. Bu kadar işte. Ne olacak? Bugün de böyle olsun. Seviyoruz biz böyle aparatif şeyleri. Bu arada patatesleri denedim. Dedim ya, ilk kez fırında. Arkadaşlar gerçekten çıtır çıtır gayet güzel olmuş. Aynı tavadaki gibi. Vallahi muhteşem. Yani hiç uğraşmayın, atın fırına. Ve gördüğünüz gibi sosislerimiz burada hazır. Böyle hepsini hazırladım. Kim kaç tane yemek isterse, orada biberimiz var. Patateslerim de dediğim gibi vallahi muhteşem oldular. Aynı şeyde kızartmış gibi. Burger King patatesi gibi olmuş gerçekten. Burada da ketçap ve mayonezimiz var. Kolamızı dolduruyoruz. Bizlere afiyet olsun. Evet valla yemekleri falan yedik biz. Geldim, oturdum şuraya. Hatta yemek yedik. Masa falan topladık. Dizimizi seyrettik. Ve Masumlar Apartmanı bugün çok kötüydü arkadaşlar. Mutlaka aranızda mutlaka izleyeniniz vardır. Ay, nasıl bir bölümde anlatamam. İçim şişti. Yani gerçekten içim şişti. Son işte bir 15-20 dakikası biraz böyle bir hafiften açıldı artık dizi. Ki o zaman da artık benim uykum geldi. Ay bilmiyorum ya, çok kötü bir bölümdü. Öyle sahneye çok uzatmışlar. Ay, o ağlıyor, o bağırıyor, bilmem ne. İçim şişti yani. Belki de izlediğim en kötü bölümüydü diyebilirim. İzleyip izleyeceğimi de pişman etti beni. Başka da bir şey yoktu bugün salı. Çarşamba olsa bütün dizilerim arka arkaya, her dizi bir kanalda aslında bir dizi var. Güzel diziler var ama salı günü öyleydi yani. Neyse. Bu hafta da öyle olsun diyelim. Ne oldu anneciğim? Yok. Anne gidip yat, Aliye yarın canlım var ama umurunda değil.
Evet vallahi bugün de yine, vallahi bugün dediğim gibi ne yaptım, ne ettim, nasıl geçti, nasıl bir gündü hiç inanın fark etmedim. Çünkü dediğim gibi hala böyle bir temizlik bilmem ne işine girişemedim. Sadece normal ortalığı toplayabiliyorum. Mutfağımı, ki onu da doğa destek oluyor sağ olsun. Yemeğimi yapabilirsem diyorum ki ne ala. Ama inşallah yarın Allah kısmet ederse güneş de gösteriyor. Şöyle camları kapıları açıp güzel böyle bir yerlerden başlamak istiyorum temizliğime. Dip köşe olmasa da en azından böyle yapabildiğim kadar bir süpürüp silme, toz alma yapmak istiyorum artık gerçekten. Biraz biraz böyle koltuklar silinecek, yastıklar yıkanacak, ya balkon temizlenecek, mutfak öyle, halılar verilecek. Valla nereden başlayayım, nasıl yapayım bilmiyorum. Evet. Aslında eşim de söylemişti bir en azından destek alalım diye. Şu an gerçekten ortalık çok 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 fena. O yüzden hani kimin taşıyıcı olup kimin hasta olduğu da belli değil. Allah esirgesin. Tekrardan ne bizden ona ne ondan bize. Gelmemesi adına da vazgeçtim açıkçası. O yüzden yapabildiğim kadar, hatta kadar artık ne zaman ne yapabilirsem, bir acelem de yok açıkçası. Öyle yani, yapabildiğim kadar yavaş yavaş da işlerime başlamak istiyorum Allah'ın izniyle. Böyle yani. Evet bakalım, yarın ola hayrola. Vallahi inşallah güzel bir gün olur. Güneş gibi güzel bir gün olsun inşallah. Öyle, şimdi ben valla gideyim editimi yapayım. Az kaldı editim, sadece bu bölümünü yükleyeceğim. Ondan sonra da aktarıp sabah yüklemek üzere uyumak istiyorum inşallah. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.